Ekranlarından İftara Doğru programıyla huzurlarınızdayız. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine salat ve selam olsun. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendim, Ramazan ayı artık son 10 gününe girdik. Kadir günlerine girdik inşallah. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle duasını bolca yapmamız önerilen, tavsiye edilen günlere girdik. İtikaf günlerine girdik. Yani Ramazan'ın artık son düzlüğüne girdik, giriyoruz. Kıymet bilme, kadir bilme, kadir kıymet bilme. İnşallah o günlerdeyiz. Rabbim nasip etsin, hissedar olmayı olabildiğince inşallah. Evet, bu akşam da yine çok kıymetli konuklarımız var. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ramazan'ın o tefekkür boyutuna, Ramazan'ın biraz daha böyle bizi yenilemesi, bize ne diyeyim, kendimize getirmesi adına neler yapıyor Ramazan? Bunları konuşacağız inşallah. Sonra da Ramazan'ın Peygamber Efendimiz'in sünneti olarak, adeti olarak son 10 günde özellikle yaptığı itikafı konuşacağız. İtikaf nedir? Nasıl yapabiliriz? Bizler de yapabilir miyiz? Nasıl oluyor? Bunları konuşacağız çok kıymetli hocalarımızla. Ama her zaman olduğu gibi Kur'an ayı Ramazan diyerek başlayalım programımıza. İlimiz Merkez Orta Camii İmam Hatibi Zafer Özer hocamız bizlerle birlikte. Şimdi Zafer Özer hocamızdan Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. Şimdi ve her zaman söz Kur'an'ın. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا Yeah.
hayatina ve tevaffena me'al ebrar. Rabbena ve atina ma ve'attena ala rusulike ve la tuhzina القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Zafer Özer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Orta Camii İmam Hatibi kendileri ve her zaman olduğu gibi yine kıymetli hocamıza da duamızı edelim. Rabbim kendisine sağlık, afiyet versin. Yetiştiren hocalarına, yetiştiren ailesine Rabbim rızasını versin inşallah. Cümlesinden, cümle hocalarından, ailesinden razı olsun Cenab-ı Hak. Evet hocamız Ali İmran suresinden ayet-i kerimeleri dillendirdi. Ben sadece 191. ayet-i kerimin mealiyle bu bölümü tamamlamak istiyorum. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar, göklerin, yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler, Rabbimiz sen bunu boşa yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz, bizi cehennem azabından koru. Amin inşallah. Kıymetli hocamın tekrar ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Evet sevgili seyirciler, kıymetli hocalarımız bu akşam bizlerle birlikte dedik. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Boran hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyerek önce bir sohbetimizi başlatalım, ısınalım inşallah. Sonra da derin mevzulara ineceğiz kıymetli hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Kıymetli hocam öncelikle hayırlı olsun diyelim. Yeni makamımız ahirette de bir makama karşılık olsun inşallah. Amin, amin. İnşallah. Kıymetli hocamız doçent oldular. Daha önce yıllarca sağ olsunlar bize hocalık etti kıymetli hocam. Vaiz olarak Diyanet İşleri Başkanımız bünyesinde değişik görevlerle ve özellikle de vaiz olarak. Sonra da kıymetli hocamız vaiz yetiştirmek, müftü yetiştirmek üzere inşallah İlahiyat Fakültemize akademik çalışma yapmak üzere oraya geçtiler. Orada vazifelerini devam ettiriyorlar. Şimdi de kıymetli hocamızın inşallah doçent olarak ilk programı. Sonrasında da farklı çalışmaların neticesinde hocam, hizmetlerin neticesinde de asıl amaç tabii bizim Cenab-ı Hakk'ın rızasına erişmek, kavuşmak. Sizi çok iyi tanıdığımız için bunları rahatça söylüyorum. Ama hayırlı olsun inşallah. Tekrar sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Allah hepimiz, evlatlarımıza hep muvaffakiyetler versin. Amin inşallah. Amin kıymetli hocam. Sayın hocam, tabii mübarek Ramazan ayını biz sizden iyi olmasın kıymetli hocalarımızla değerlendiriyoruz. Evet. Her akşam farklı konuklarımız da sağ olsunlar geliyorlar, burada anlatıyorlar. Sizinle Ramazan'ı hani genel olarak Ramazan ne mana ifade ediyor bunu, bir de kendimize, bize bakan yönüyle özelde. Bizler işte komşuluk dedik, akrabalık ilişkileri dedik, yardımlaşma, dayanışma, Ramazan bunların hepsini ifade ediyor ama Ramazan'ın bireye dönük faydası, yararı, mesajları nelerdir? Ramazan bizden ne almalı, ne bırakmalı bize diye sizinle ilk bölümde bunu konuşalım istiyorum. İkinci bölümde de özellikle itikaf konusunu sizden dinleyelim istiyorum. İtikaf nedir, nasıl yapılır, neden yapılır, yapılırsa, yapıldığı zaman bizlere ne kazandırır? Bunları konuşacağız inşallah ama Ramazan arınmadır diyoruz. Ne manaya gelir Ramazan? Arınma kelimesi, cümlesi. Evet değerli hocam, teşekkür ederiz. Size de Allah kolaylık versin. Burada gerçekten biz de zaman zaman dinliyoruz tabii ki hocalarımız sizleri. Çok emek veriyorsunuz buradaki programlara. Allah daim etsin inşallah. Amin elinize, inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Sağlık olsun inşallah. Çok sağ olun. Değerli hocam, tabii bu arınma konusu geniş bir konu. Çok da önemli tabii ki. Evet. Bu maddi manada da böyle, manevi manada da böyle. Hani örnek vermek gerekirse, işte insan tabii madden de zamanla kirleniyor, şey yapıyor. Evet. Değil mi? İşte Cenab-ı Hak maddi olarak su vermiş arınmak için. İşte gıdalar var,
İşte malum benim çalıştığım konular aynı zamanda. Evet, evet. Helal gıda, yiyoruz, içiyoruz falan. Evet, bunlar Allah'ın nimetleri. Ama aynı zamanda bunlar bir takım vücuda toksinler birikiyor. Evet. Efendim işte ne oluyor? Diyor uzmanlar işte paslanma meydana geliyor, iltihaplanma, şekerlenme meydana geliyor. Bunlar da hastalıklara sebebiyet veriyor. Maddi anlamda böyle. Bunlardan bir şekilde arınma yolları var. Evet. Değil mi? Detokslar var, şunlar bunlar yapmak gerekiyor. İşte manevi yönden de insan kalbi, gönlü, ruhu, tabi dünyevi meşgalelerle uğraşırken, didinirken bir takım tabi duyguları, evet, düşünceleri, değil mi, fikirler veya işte olumsuz şeyler insana yüklenebiliyor tabi. Bunlardan arınmak gerekiyor. Yani arınmak gerekiyor. Düşünün, bir çocuk dünyaya geldiği zaman ne kadar saf, değil mi, temiz. Evet. Düşün, yani böyle daha 3-5 yaşlarında, daha o yaşlarda yine, değil mi, hiç böyle masum, hiçbir kötü düşüncesi yok, değil mi? Günahsız olarak dünyaya geliyor. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi her çocuk dünyaya geldiği zaman tertemiz bir fıtrat üzerine geliyor. Ama sonradan işte yapmış olduğumuz şeyler sebebiyle insan hatalar, kusurlar, günahlar kalbimizi lekelendirebiliyor. Ama Cenab-ı Hak zaten dünya bu. Dünyada böyle. Evet. Beraber gidiyor. Değil mi? Hayır, şer, iyilik, kötülük, nasıl gece gündüz olduğu gibi. Bu da böyle. Onun için bize gereken işte bu arınmak için mücadele etmek, gayret etmek. Değil mi? Ramazan-ı Şerif ayı onun için arınma ayıdır. Yani arınma deyince gerçekten insan aklına çok şey geliyor. Evet, yani evet. Düşünün, daha bu abdest alıyoruz başta suyla, değil mi? Vücudumuz arınıyor. Boy abdest alıyoruz. Bütün bedenimiz arınıyor nasıl ki. Ama aynı zamanda burada manevi arınma da var. Niyetimiz orada. Evet. Abdest alıyoruz. Günahlarımız da dökülüyor. Namaz, ya hani ne güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek verdi. Siz günde evinizin önünden tertemiz bir ırmak aksa da 5 defa yıkansanız kir kalır mı diye. Hayır ya Resulallah, kalır mı günde 5 defa yıkanın? İşte 5 vakit namaz da böyle. Yani o bir nur deryasına dalmış gibi oluyoruz böyle. Bizi günahlarımızdan arındırıyor. Tabii Ramazan-ı Şerif ayı zaten oruç. Oruçta malum hem maddi arınma var, manevi arınma var. Maddi yönden az önce anlattığımız gibi hikmetleri var. Boşuna Cenab-ı Hak bizi yani aç durmak için orucu bize farz kılmadı. Nefsimizi, değil mi, acziyetimizi anlatıyor. Birçok kötü duygulardan arındırıyor. Maddi olarak da elbette bunun bütün dünya biliyor bunu. Yani evet. Batılısı, doğulusu, değil mi, kuzeylisi, güneylisi, bununla alakalı birçok araştırmalar var. İşte bıçaksız ameliyat diyorlar, değil mi, oruca mesela. Evet, evet. Ne yapıyor? Çünkü arındırıyor efendim. Ama bizim için daha çok bunun manevi yönden arındırması, kalbimizi, gönlümüzü, değil mi, insanı bürüyen hırs, tamah, ne bileyim böyle kin, nefret, düşmanlık, değil mi, gibi nefsin ve şeytanın kötü duygularından arındırması tabii orucun. İşte nefsin arzuları malum çok. Onları frenleme gerekiyor. Oruçluyken bunu iyi anlıyoruz. Evet. Değil mi? İşte böyle bir arınma meydana geliyor. Zekat yine aynı şekilde malum kelime olarak, evet, bile arınmak manasına geliyor. Malı arındırıyoruz. Evet. Tabii ki hani bu artık son 10 gününe giriyoruz. Daha da iyiliklerimizi artıracağımız günler. Değil mi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günler geldiğinde çok hayatı değişiyormuş, değil mi? Evet. Hiç kimseyi kırmıyor. En deryalar gibi cömert oluyor böyle. Duygular tabii artık, çünkü son 10 gün. Evet. Değil mi? En şeye doğru gidiyoruz, sona doğru gidiyoruz. Bu açıdan hani zekatlarımızı, sadakalarımızı dayanışma olarak, değil mi, artıracağımız günler, bu günler. İnşallah. Dolayısıyla zekat kelimesinde bile zaten bu temizlenme, arınma var. Yani malı fazlalıklardan arındırıyor. Ama tabii ki haram malı zekat arındırmaz tabii. Evet. Haram mal kazanmamak lazım. Varsa bile onu elimizden çıkarmak lazım, ama helal malı efendim fazlalıklardan arındırıyor. Nasıl işte ağaçlar, asmalar budandığı gibi diyor, değil mi o da? Bu diyor böyle bereketlendiriyor, arttırıyor, arındırıyor. Aynı zamanda nefsi cimrilikten arındırıyor. İnsanda, evet, malum değil mi, böyle bir cimrilik hastalığı olabiliyor. Vermeye alışmak, değil mi? Vermek. Veren el, alın elden üstündür diye bu şekilde. Haç öyle. Evet. Değil mi? Suyun kiri yıkadığı gibi günahları yıkar, annesinden doğduğu gün gibi olur diye böyle. Yani aslında bütün ibadetlerde bu var. Ama özellikle Ramazan-ı Şerif ayında birçoğu toplanmış zaten.
işte zekat genelde bu ayda veriyoruz. Hani aslında illa bu ayda vermek farz değil zekat ama bir yıl üzerinden geçince farz. Evet. Ama bu ayda hani sevabı daha çok olduğu için ve ilk defa Şaban-ı Şerif ayında farz kılınmış, bu ayda Müslümanlar vermeye başlamış. Böyle bir alışkanlık olmuş. Ya bu ayda işte önümüzde bayram var. Daha çok ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı görülsün diye böyle. Evet. Genelde bu ayda verilme tercih ediliyor. Oruç bu ayda. Sadaka-i fıtır yine zaten bu ayda efendim oruçlarımızın. Onda da arınma var sadaka-i fıtır. Evet. Fıtratın, yaratılışın bir sadakası olarak. Kur'an-ı Kerim, evet. Tabii ayı bu ayda Kur'an-ı Kerim bizi arındıran demişti. İnşallah bahsedeceğiz. İnşallah hocamız da ne güzel okudu ayetlerde böyle. Tefekküre sevk eden, evet. Düşünceye sevk eden. Yani önemli olan, tabii dünyada yaşıyoruz ama dünyaya yaşamak da ve dünyaya aldanmamak. Yani evet. Önemli olan burada. Evet. Farkında olmak yani inşallah birazdan da onu söyleriz. İnşallah hocam. Neredeyiz, ne yapıyoruz, niçin buradayız demişti. İşte bunları tefekkür ederek. İşte arınmak, bu da arınmakla oluyor tabii. Yoksa evet. İnsan, evet. Düşünün hasta bir insan hiçbir şeyin tadını, lezzetini alamaz. Yani kalple hastalanırsa aynı şekilde değil mi? İbadetlerin tadını alamaz, lezzetini alamaz. Ama arındığı zaman nasıl ki değil mi? İnsan her şeyin tadını, lezzetini aldığı gibi ibadetlerin tadını alır, lezzetini alır. Böylece her şeyin farkında olur yani. Arınmak evet. Çok önemli değerli evet, hocam. Yani, tabii, Mehmet hocam teşekkür arınmak ediyoruz. Tabii bu arada izleyenlerimizin de bize katkılarını almak, sorularını cevaplamak adına sorularını almak, katkılarını inşallah programımıza taşımak adına WhatsApp iletişim hattımızı, numaramızı vermek istiyorum ben tekraren. 0549 517 17 0549 517 17 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattından mesajlarınızı inşallah burada değerlendirelim. Okuyalım. Katkılarınızı bekliyoruz inşallah kıymetli izleyenlerimiz. Doçent Doktor Mustafa Baran Hocam'la sohbetimize başladık. Kıymetli Hocam önemli şeyler söyledi arınmak adına. Kıymetli Hocam, hani doğallığını kaybeden insan doğayı da kaybediyor. Evet. Ve buna özellikle ben hani hepimiz şahit oluyoruz ama bazen genç kardeşlerimiz buna idrak edemeyebiliyor. Doğallığımızdan uzaklaştıkça doğayı da yaşadığımız çevreyi de kaybediyoruz. Bunun örneklerini de işte Allah korusun depremdir, seldir, yangındır bunlarla görüveriyoruz. Evet. Dolayısıyla doğamıza dönme. Anlattıklarınızdan da şu çıkıyor hocam. Bu Ramazan'da sloganımız olacak büyük ihtimalle bu. Sırat-ı müstakimde ilerleyebilmek için, sırat-ı müstakimden sapmamak için surat-ı müstakime dönmek gerekiyor. Suret veya suret. Evet, sureti müstakime. Dolayısıyla aslımıza dönmek gerekiyor. Yani. Tabii. Yoksa o sırat-ı evet. müstakimden evet. yani üzerinde durmak çok zorlaşıyor evet, ya evet. da sapmak çok kolaylaşıyor. Evet. Hocam Ramazan ayı ile ilgili biz bir de takvadır diyoruz. Ramazan evet. takvadır diye başlıklarımızı öyle hocam, atıyoruz. Hocam yani süreyi deyince tabii şeyi açıyor yani. Evet. Bu arınma deyince buyurun, çok güzel konulara temas ettiniz. Yani biz Müslüman olarak tabii işin maddi cephesine de bakacağız, manevi cephesine evet. de. Dediğiniz gibi gerçekten bugün bütün dünyada değil mi? İşte bu çevre kirliliği, evet. Atıklar, suların, havanın, evet. Toprağın kirlenmesi ne yapıyor? İnsanı dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. Evet. Dolayısıyla tabii bizim burada da görevimiz var. Yani bir Müslüman olarak değil mi? Elbette bunlar hani imandan sayılmış değil mi? Resulullah evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoldan eziyet verecek bir şey kaldırıp atmak bile imandandır değil mi? En üstünü evet. La ilahe illallah sözüdür. En aşağıda da budur. O bile imandan sayılmış. Onun için yani bir Müslüman olarak bu şekilde çevremize de duyarlı olarak her türlü tabii arınmayı sağlamak için gayret göstermek lazım. Yarınki nesillerimize yoksa yaşanacak bir hayat kalmayacak. Evet. Ama işte manevi yönden de öyle. Nesiller yine bize bağlı olduğuna göre kalbimizin, gönlümüzün, ruhumuzun arınması, saf duygulara sahip olmak, evet. işte aslımıza dönmek dediğiniz gibi hani aklıma geldi. Resulullah Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hesabına ne buyuruyor? Hesabım muhakkak bu kalpler de demirin paslandığı gibi paslanır. Ya. Buyurunca Allah ya Resulallah onun cilası ne? Yani demir paslanıyor, onu evet. cila alıyorsun değil mi? Evet. Şey boyuyorsun, yağlıyoruz, boyuyoruz. Evet. O pası gidiyor. Orada işte üç şey zikrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zikrullah ve zikrul mevt ve kıraatül Kur'an diye değil mi? Allah'ı ya. Zikretmek. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumak, ölümü hatırlamak. Hep bunlar ne yapıyor? Kalplerin paslarını siliyor.
siz de bak ne güzel böyle şiirler okuyorsunuz. Evet. Değil mi Süleyman evet. Çelebi merhum? Bir kez Allah dese şevkül el lisan dökülür cümle günah mislu hazan demiş. Ne güzel ifade etmiş tabii ki. Onun için Allah'ı unutmamak. Evet. Allah'ı unutan insan her şeyi unutur tabii. Ölümü hatırlamak demiş de dünyanın geçici olduğunu. Evet. Ve bir de Kur'an-ı Kerim okumak inşallah. Daha bunlar en başta sayılanlar. Evet. Arınmanın vesileleri, yolları değerli hocam. Eyvallah hocam. Allah yoksa evet. neyin var? Evet. Allah varsa evet. neye ihtiyacım evet. var? Dolayısıyla evet. bir kere şöyle bir aşkla, evet. şevkle, evet. gönülden bir Allah diyelim ama evet. şöyle yani aşkla, şevkle, gönülden evet. Allah diyelim. Evet. Duysun hem içimiz, gönlümüz evet. hem de alem inşallah. Evet, evet hocam. Kıymetli hocam tabii siz açıyorsunuz, güzel de anlatıyorsunuz. Dolayısıyla ben araya da çok girmek istemiyorum. Dolayısıyla ama konuşacak da o kadar çok şey var ki. Evet. Biz bazen teşekkür ediyoruz Ton TV'mizin, Dardanel Medya'nın kıymetli yöneticilerine, idarecilerine. Bu Ramazan'da bizi süre itibariyle izleyenlerimizle biraz daha fazla uzun süreli buluşturdular. Buradan tekrar teşekkür ederim kendilerine. Biz de teşekkür ediyoruz tabii. Büyük bir hizmete vesile oluyor. Kıymetli çok hocalarımız da tabii önceki yıllarda da yaptığımız programlarda hep işte süre biraz az oluyordu. Evet. Şimdi de bu uzun süre ama yine de konuşulacak o kadar çok, çok şey var. Bu şunu da gösteriyor hocam aslında. Evet. Derdimiz mi çok yoksa dert olarak aslında derdimiz değil ama derdimiz olarak gördüğümüz şeyler mi çok? Hani çünkü gün sonunda yapıp etmelerimize baktığımız zaman birçok kardeşimizin ne yazık ki söylediği şu. Hocam eskiden işte denirmişti ki büyüklerimiz tabii ismen onlar çok derinlemesine bilmesinler de konuya vakıf bizim insanımızın. Evet. O mayasında bilgisinde var. Bütün vefat eylemiş hocalarımıza dinimi, beni, İslam'ı bizlere aktaran, bize bu cennet vatanı emanet olarak bırakan alimlerimiz, hocalarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz cümlesine Cenab-ı Hak rahmet eylesin amin, inşallah. Amin inşallah. Amin, diyor ki işte gün aklına uyumadan önce bugün Allah için ne yaptın diye evet. sorulduğunda diyor. Hocam bakıyorum evet ben çok çalışmışım, çok işler yapmışım, birçok yere gidip gelmişim ama gün sonunda Allah için ne yaptın diye sorulduğunda inan diyor bir şey bulamıyorum. Evet. Bir bereketsizlik var, bir ne diyeyim? Bir eksiklik var meselede. Evet, evet, evet. Peki bunun sebebi nedir diye hani sorduğumuzda ben şöyle anlatmaya çalışıyorum. Hani arabanın aküsü yaptığı zaman arıza yaptığı zaman ne yapıyorsun? Takviye yapıyoruz. Böyle bir besleme yapıyoruz bir evet. Diyorum böyle buna bir ihtiyacımız var bizim. Evet. İşte o da nedir? Kelimeden yola çıkarak biraz takva evet. olur mu olmaz mı evet. Destek olur mu bizim bu sorumuza dolu dolu evet bugün Allah için şunu yaptık demeye sebep olur mu takva Ramazan ve takva deyince ne söylersiniz hocam? Hocam tabii takva da çok önemli bir tabii kavram yani işte korunmak Allah'ın emirlerini yasaklarını yerine getirmek Allah'tan korkmak. Evet. Değil mi? Bakara suresinin ilk ayetlerinde daha orada değil mi? Hüden dil müttakin diyor işte. Müttakilerden olabilmek. Takva sahibi olabilmek. Bununla alakalı tabii Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler var. Evet. İnşallah Cenab-ı Hak tabii bize ona sahip olmayı nasip eylesin. Amin. Tabii takva değerli hocam ona ulaşabilmek için de müttakilerden olabilmek için Elmalı merhum öyle ifade ediyor. Üç tane şart zikrediyordu. Üç madde. Diyor ki birincisi iman ile küfürden kurtulmak. Evet. Yani bizim en büyük hazinemiz iman. İman ettiğimiz zaman yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususlara dille ikrar, kalple tasdik ettiğimiz zaman işte küfürden kurtulduk. Evet. İnkardan kurtulduk. Birinci diyor bu takvanın yani mertebesi bu. Ondan sonra ikincisi diyor salih amelle isyandan kurtulmak. Yani salih ameller işte başta ibadetler değil mi? İşte aynı şekilde namazımız, orucumuz, haccımız her türlü tabi salih amel deyince anne baba iyilik, akraba ilişkiler hepsini sayabiliriz. Bunlar Allah'ın emirlerini yerine getirerek yasaklarından kaçınarak isyandan kurtulmak. Yani evet. çünkü o zaman ne oluyor? Yani hiçbir mesela bir anne baba çocuğundan değil mi? Kendisine böyle tavır almasını istemez, amir memuruna istemez değil mi? Evet. Bu. Cenab-ı Hak her şeyi yaratan, bizi yoktan veren, bu kadar nimetleri veren Cenab-ı Hak. Onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak yani işte takva. Yoksa ne oluyor? Onlara uymamış oluyoruz. O zaman isyan meydana geliyor tabii işte. Ona isyan deniyor. İtaat yani. Taatta bulunmak. Üçüncüsü de diyor. Daima Allah'ı anarak, zikrederek gafletten kurtulmak.
Yani değil evet. mi? Yani gaflet, insan uyku hali gibi malum uykuya benzetiliyor gaflet. İnsan uyku halinde bir şey hatırlamaz, bir şey görmez. Bir yolculuk yapsanız mesela, gider uyursanız değil mi? Hiçbir şey hatırlamazsınız. Evet. Yani onun için bu dünya hayatında yaşarken uyanık olmak, yani kalben, ruhen böyle farkında olmak, böylece daima Allah'ı anarak diyor, gafletten kurtulmak şeklinde ifade etmiş. Yine sahabe-i kiramdan birisine sormuşlar takva nedir diye de, o da evet. soru sormuş yani tabii böyle. Evet. Yani siz dikenli bir tarlada, yerde yürürseniz nasıl yürürsünüz diye. Evet. Değil mi? Demişler efendim nasıl yürürüz? Yani yalın ayak bir de yürüdüğünüz zaman, değil mi? Attığımız adımlara dikkat ederek, bastığımız yere bakarak, değil mi? Böyle dikkatlice parmak ucuna basarak. Evet. Yani onun için dünyada aslında her attığımız adım, her attığımız imza, yaptığımız her iş, değil mi? Bunu niçin yapıyorum? Yani önce niyetimizin halis olması evet. ve onu da doğru yapmak. Yani değil mi? Burada yanlış yapmamak için, işte ayağımıza diken batmaması için nasıl o yürürsek, bunun gibi her attığımız adımda buna, her yaptığımız işte, her günümüzde evet. buna dikkat edersek, o zaman inşallah yani takvaya ulaşmış oluruz. İnşallah kıymetli tabii. hocam. Ebu Hureyre evet. Hazretleri radıyallahu anh bu tarifi evet. yapıyor. Yapıyor değil mi? O nedenle hani ben de oradan girmeye çalıştım hocam. Size soruyu evet. o şekilde yönetmeye çalıştım. Siz de daha da bir genişleterek cevap verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bize lazım olan şeyleri kuşanmak aslında. Evet. Hani elimize böyle bir hikaye anlatılır ya, çok kıymetli işte sıvı dolu kaseleri veriyoruz da hadi bakalım diyoruz, şuradan devam et. Öncesinde geçtiğimizde boş, geçtiğimizde elimizde herhangi bir malzeme, bir yük yok iken, geçtiğimizde birçok ayrıntıyı görebilir iken, elimizde o çok değerli, kıymetli işte ne diyeyim, sıvı ya da elimizdeki vazolar, onlarla oradan geçtiğimizde sadece onlara dikkat etmek, diğer şeyleri görmemek. Bize lazım olan neyse ona dikkatimizi vermek, takvayı bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Kıymetli hocam, tabii biraz sonra bir ara vereceğiz ama aradan evet. önce bir de mübarek Ramazan ayında hep şunu söylüyoruz. İşte yemekten uzak duruyoruz, içmekten uzak duruyoruz, nefsimizin arzuları, isteklerini, bunlara şöyle bir ket vuruyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşıyoruz. Bunlardan uzak kalınca ne yapıyoruz? Onun yerine işte namazlarımızı biraz daha artırıyoruz, nafile evet. ibadetlerle evet. diyoruz. Akşamlarımızı zaten dolu dolu teravih namazıyla geçirmeye gayret gösteriyoruz. Kur'an tilavetimiz oluyor, mukabeleleri, takipler oluyor. Bunun gibi, bunun yanında bir de bütün bunların bize vermesi gerektiği ya da bunları neden yaptığımızın dünyevi anlamda bir müzakeresi gerekiyor. Biz dedik ki Ramazan tefekkürdür dersek, Mustafa Baran evet. hocam bize ne söyler? Evet. Tefekkür hocam, inşallah bu ikinci konuyla da ilgili tabii, evet. itikafla da evet. ilgili. Evet. Hocam da ne güzel okudu ayetlerde, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ali İmran suresinde. Onlar aslında her şeyi anlatıyor orada. Değil mi? Yerlerin evet. ve göklerin mülkiyeti Allah'a Allah aittir. Allah. O her şeye gücü yeter. Onun için efendim yerlerin ve göklerin yaratılışında evet. değil mi? Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde akıl sahipleri için değil mi? İbretler var buyuruyor. Yani tefekkür hocam tabi işte hani eskiden düşünür diyoruz. Düşünmek, farkında olmak. Evet. İnsanın diyor aslında bugün buna ihtiyaç var. Yani bugün evet. az önce anlattığınız koşuşturmaca, akşama kadar oraya koş, buraya falan derken birçok şeyi kaçırıyoruz yani. Evet. Ama bu hızlılık içerisinde insan biraz yavaşlayıp durması ve düşünmesi gerekiyor. Kendine dönmesi gerekiyor. İşte buna tefekkür diyoruz. O zaman insan birçok şeyi anlayabilir. Tabii özellikle bu oruçla beraber olduğu zaman daha çok tabii bu önem arz edecektir. Evet. Çünkü tok karınla tefekkür olmaz. Yani değil mi? Mide dolu. Onun mesela fikir, yani tabii fikir oradan geliyor. Evet. Düşünmek. Yani aç karınla insan daha çok şey düşünebilir. Yani şey olabilir. O zaman zihin açılıyor. Evet. Tabii şey oluyor. Mesela tok karınla olunca o zaman dimağa vuruyor yediği şeyler insanın. Düşünemiyor yani tabii. Onun için aslında bu başta peygamberlerde, hep evet. alimlerde, Allah dostlarında bu tefekkürü görüyoruz. İşte Muharrek Ramazan-ı Şerif ayındayız. Başta Resulullah Efendimiz'den başlayacak olursak değil mi? Hira mağarasında evet. değil mi? Zaman zaman oraya gider. Kalırdı orada uzun zaman. Evet. O mağara tabii o zamanlar
Oradan Kabe-i Muazzama görünüyor bir tepeden, evet. Dağdan, mağarada oradan. Değil mi? Orada işte tefekküre dalıyor. Günlerce, belki haftalı, aylarca kaldığı oluyor. Efendim Hatice validemiz ona yiyecek getiriyor, yiyeceği bitiyor. Evet. İşte malum orada işte geliyor ilk vahiy Ramazan-ı Şerif ayında. Oradaydı Resulullah Efendimiz. Tam evet. O Kadir gecesinde. O oradayken ilk ayetler geldi yani tefekkür. Ne kadar önemli bir şey yani tabii. Evet. Görüyoruz bu peygamberlerin hayatında. İşte Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gidiyor değil mi? Orada 40 gün, evet. 40 gece kalıyor orada. Bir takım tabii insan şey sevdikleriyle beraber. Ona da vahiy orada geliyor. Cenab-ı Hak mükaleme ediyor Musa Aleyhisselam'la Tur Dağı'nda orada tefekkür. İbrahim Aleyhisselam aynı şekilde onun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de evet. Çok. İşte malum o zaman Nemrut var. Ondan korkusun. Çocukları öldürüyor. O bir mağarada veya böyle bir bodrum gibi yerde dünyaya evet. Gelmiş. Orada yaşamış bir müddet ama daha sonra işte oradan çıktığında ilk defa böyle çıkıyor. Dünyayı ilk defa görüyor düşünün. Akşam vakti çıkıyor. Yıldızı görüyor önce. Evet. Yıldızı görünce tabii böyle bir insanda arayış. Benim Rabbim bu mu acaba diyor. Ama birazdan o kaybolunca hayır diyor. Bu olamaz diyor. Daha sonra ayı görüyor böyle daha parlak bir şey çıkmış. Acaba bu mu derken o da kayboluyor. Güneş çıkıyor evet. Ki her tarafı aydınlatmış. Falan. Ama hepsinin geçici olduğunu görünce bunlar benim Rabbim olamaz diye. Tefekkür ediyor. Tabii Cenab-ı Hak bunları örnek vererek bize de bu yolu gösteriyor. Onun için yani böyle tefekkür çok önemli bir şey. Evet. Yani düşünmek. Yani biz nereden geldik, neredeyiz, nereye gideceğiz değil mi? Niçin geldik? İnsanın amacı ne? Bu dünyada niçin bulunuyoruz? Hep bunlar tefekkürle tabii ortaya çıkacaktır. Tabii Kur'an-ı Kerim'de aslında bunun şeyleri çok. Yani evet. Örnekleri, işte az önce anlattığımız yerlerin, göklerin yaratılışı, gece gündüzün birbirini takip etmesi, ne bileyim işte hayvanlar, iklimlerin değişmesi, yaz, kış, bakın şu anda bahar mevsimindeyiz mesela evet. Değil mi? Nasıl ki her şey hayat buluyor, canlanıyor, ölü olan toprak diriliyor. Yani şimdi aslında ibret alanı en ufak bir şey yeter. Değil mi? Yarın ama işte sonra sonbaharda yine sararıp soluyor. Ama öldükten sonra da aynı değil mi? Peygamberimiz sellem siz baharı gördüğünüz zaman öldükten sonra dirilmeyi hatırlayın buyuruyor. Aynı böyle kabirden kalkacağız. Evet. Öyleyse ne yapmamız lazım? İnsan işte tefekkür ettiği zaman nice değil mi? Fikirler ortaya çıkıyor işte. Lokman-ı Hekim düşünün. Hikmetli evet. Değil mi işte söz sahibi. Ne güzel nasihatleri var onun evladına ve hepimize tabii ki değil mi? Allah'a şirk koşma, namazını kıl, kibirlenme değil mi gibi böyle. Anne babana karşı gelme gibi böyle. Yani işte bunlar hep tefekkürle elde edilecek şeylerdir. Onun için bu Ramazan-ı Şerif ayında inşallah bizim kazanacağımız en güzel şeylerin biri de budur. Tabii yani oruç elbette insanı biraz zorluyor yani evet. Aziyetini anlatıyor. Değil mi? Özellikle iftar anında. İşte mesela iftara doğru gidiyoruz şu anda. Evet. Tam tefekkür vakti yani böyle şu anda. Artık biraz belki mecalimizin azaldığı bu zamanda iyice düşünmek tabii değil mi işte evet. Muhasebe yapmak değil mi hocam yani işte muhasebe yapmak geçmişimizi kendimizi hesaba çekmek ben ne yaptım acaba değil mi öldükten sonra hazırlanabildiğim amellerim nedir namazlarımda eksikliğim var mı değil mi zekatım orucum haccım yani neler var ben neler yapabildim evet. Daha neler yapabilirim zaten bu muhasebe yapmak yani değil mi? Geçmişini kontrol edip eksiklerini tabii görmek, günahlarına tevbe etmek, iyiliklerine sevinmek, onları artırmak için çalışmak. Demiş işte tefekkür bize bunları inşallah kazandıracak. İnşallah. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'in değerli hocam. Ferdi planda tabii kişisel olarak işte geçmişimiz, günahlarımız varsa, hatalarımız varsa evet. Bir tevbe dönemi, af dileme evet, dönemi mübarek Ramazan ayı. Evet. Hele duaların geri çevrilmediği şu iftar saati. İftar saatinde. Bunun evet. İçinde çok kıymetli bir an. İnşallah bu saatte dualarınıza bizleri de ortak edin. Sizden istirhamımız budur. Bizler ortak ediyoruz. Kıymetli hocalarımızın dilinden sizler için, hepimiz için dua alıyoruz. Ama ne olur? Bir de kıymetli çocuklarımıza bu saatte o duayı ettirirsek Rabbim arındırsın inşallah. İnşallah. Onların ağzından, onların dilinden
Hele hele kıymetli çocuklarımıza Cenab-ı Hakk'ın huzuruna böyle eriştirip de her namazda Rabbena filli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Allah'ım beni bağışla, o masumun dilinden bir dinlesek hocam. Yani beni bağışla, annemi babamı bağışla, bütün müminleri bağışla. Bu dua Rabbim nazarında inşallah karşılık bulacaktır diye İnşallah, düşünüyoruz. İnşallah hocam. Tabii hani masum, günahsız çocuklar değil mi? İşte Allah'ın birçok bereketle rızık vermenin sebep değil mi? Zikrediliyor işte. Beli bükük ihtiyarlar değil mi? İşte acizler, hastalar değil mi? İşte hep bunlar. Onları daha çok duaları kabul olunuyor tabii. Amin hocam. İnşallah. İnşallah. İşte bizim de hani büyükler olarak düşünüp tefekkür dedik ya, ferdi anlamda hatalarımız, eksiklerimizle yüzleşme, bunları ortadan kaldırma adına tevbe etme, pişmanlığımızı ortaya koyma ve bir daha yapmamak üzere söz verme ve bir de bir daha yapmamak onları. Toplumsal anlamda da insanlığın gidişatı olarak da kıymetli hocam, tefekkür, acaba benim de bir bu olumsuzluk, olumsuz hani gördüğüm şeylere benim de bir katkım olmuş mudur Allah muhafaza? Ya da güzel gördüğümüz şeylere, ya keşke benden destek verebildim mi acaba, verebilseydim böyle bunları tefekkür etme, iyiliğe, güzelliğe döndürmek adına bu da çok kıymetli, çok önemli olsa gerek. Kıymetli hocam, şöyle diyeceğiz, mübarek Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indiği ay. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in de peygamber olduğu ay. Dolayısıyla bu ayla Peygamber Efendimiz'in peygamberliği ilan edildi. Şimdi Hira mağarasından buyurdunuz. Neden Peygamber Efendimiz Hira mağarasında, sıcacık evinde, ne diyeyim, sıcacık yatağında, işinin başında değil de Hira mağarasında neden oraya çıkmış? Cenab-ı Hak orada niye Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'le ilk orada muhatap olmuş diye bu soruyla ben ilk bölümü bırakmak isterim. Sizin de sorunuz varsa izleyenlerimize bu anlamda bu şekilde ilk bölümü tamamlamış olalım. Ya tabii daha tefekkür bize ne kazandırıyor değil mi? Bunu işte düşünmek lazım hep. Değerli hocam, mesela Gelibolu'ya gidelim şurada. Orada Ahmet Biyecan Hazretleri değil mi? Çilehaneleri var. Evet. Mesela böyle işte bir uzlet, yani bir yere çekilip böyle insanın işte mesela Uludağ diyorsa Keşiş Dağı'mış mesela. Orada çıkıp orada tefekkür ederlermiş mesela değil mi? İşte yanımızda burada. Neden bunları yapıyoruz? Ne kazandırıyor değil mi? Bunu iyi ne kazandırıyor? İnşallah ikinci bölümde konuşalım. Kıymetli izleyenlerimiz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Baran hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki Zafer hocamız da bizlerle birlikte programın ikinci bölümüne kıymetli hocamızın güzel sesiyle başlayacağız. İftara doğru Ton TV ekranlarında devam edecek kısa bir aradan sonra.